Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki sizlerle birlikte modifiye günü yapacağız arkadaşlar. Bugün elimizde 4 tane mi? 4 tane galiba. Dur. Mazda, BMW, Mercedes. Bir de bu işte aynı. 4 tane arabamız var arkadaşlar. Hepsini sizlere göstereceğim. Ama ilk önce modifiye yapacağımız ustamıza götürelim arabamıza. Arkadaşlar şöyle ilk arabamız Golf ile başlayalım dedim. Arabamız Golf R400. Şöyle, bu arabanın dörtlerin yani arkada dörtler yandığı halde önde dörtler yanmıyor. Çünkü LED olarak kayar LED olması lazım. Ve oyunda kayar LED seçeneği olmadığı için adam da dörtleri eklememiş. Her neyse bu bizim için çok sıkıntı değil. Şöyle biz hemen arabamızı çalıştıralım. Evet arkadaşlar yüksek başlamanın sebebi baba çok kötü indik. Arabanın air süspansiyonunu yüksek başlatmamın sebebi bakın eğer böyle yaparsam tekerleğin içine giriyor gövde. Şimdi ama biz şimdi ters şeride giriyoruz. O zaman arkadaşlar hazır olun aksiyona. Ters şeritten gireceğiz. Bu da biraz yavaş bir golf ya. Önceden hızlıydı bütün golfler. Nedense yavaş yapmışlar. Her neyse yapacak bir şey yok. Ancak yandan çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle arabamız metalik deri gibi bir rengi var. Dost benim çok hoşuma gitmiyor. Arabayı gelin gibi beğenmeyi yapacağım arkadaşlar. Şu araba en fazla 151 yaptı ya. 159 yanlış söyledim. Araba en fazla 159 yaptı. 160 da değil. Bir de ön tarafı plaka koymayı unutmuşlar ve arkaya da M5, yani M5'in plakaları oluyor ya böyle, E60 mı? Aynen, M5, E60'in plakalarından koymuşlar. Yani motorcular da kullanıyor. Onun plakalarından yaptırmışlar adamlar. Modu yapan kişi öyle bir güzellik yapmış. 175'i gördük arkadaşlar, 66, 76. Evet, en fazla 76'yı gördük. Hızlı gidiyoruz. Modu yokuş aşağı tabii ki. Bir dakika. Tamam şehri geçmemişiz iyi. Tamam şuraya gireceğiz. Ama tabii bu benim dolaşmamı söylüyor ama ben dolaşmayacağım tabii ki. Tamam şu an uçalım şuradan yeniden. Yalnız arabamızın kadran güzel yani. Kadran selamlama yok ama hayalet. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar arabamızda Air CarPlay var. Spotify falan gördüm orada. Evet altını vuracak sandım ilk. Hemen. Abicim aşağı atladık ya. Ana burada yol mu varmış? Arkadaşlar bir yol bulduk. Arkadaşlar efsane. Burada yol varmış bizim haberimiz yokmuş. İyi bari gidiliyor. Ama nereye gidebileceğiz işte. Biz şu an sınırlar dışındayız. Hadi bir çık. Buradan çıkış yok. Frenler tutmuyor. Ya çok saçma yapmışlar bu golfü. Allah Allah. Arkadaşlar F7'ye tıklayacağız o zaman. Evet zaten modifiye yapacağız dedik. Bir de 10.000 lira buradan gitti. Of çok kötü. Neyse arkadaşlar bu arabayı modifiye ettikten sonra bir arabaları da göstereceğim size. Hemen şöyle çekici yapılandırıcısı. İade parçalar mı? Her neyse. Bu bizim şu an çok önemli değil. Hemen iç mekanını falan ellemeyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle arabamızı bembeyaz yaptık ama çok parladı sanki. Hani böyle iyi. Ondan sonra jantlarımızı Verona yapacağım ben. Verona hoşuma gidiyor. Ama Passat'ta şu CC yazanlar hoşuma gidiyor. Ondan sonra daha sonra başka şuraya plaka mı ekletsek? Şuraya Golf yazayım. Arabanın modelini yazalım. Sonra görmüyorlar falan. Biz onların gözlerine onlar görmüyorsa biz de gösteririz böyle. Golf R400 yaptık.
Konsol direksiyonumuz böyle standart. Plaka tamam. Arabamız manuelmiş bak. Bu olmadı şimdi. 57 bin lira bol fiyat. Hemen 2 dakikada çıktı. Arkadaşlar son bir tanesiyle çok uğraşmam gerekecek. Aa! Ben evet. Şu hemen bu Megane'ın ya... Megane mı? Bu talişman mı? Neyse biz şöyle yanına yanaşalım onu. Golf R400. Evet şu an şöyle hemen Scania. Bu neymiş ya? Her neyse aynalarımız donuk. Ha donuk değilmiş, tamam. İyi güzel. Tamam arkadaşlar hemen ben size arabalarımızı gösterelim. Şurada bir tane Mazda'mız var. Bak bunu farlı açınca aa diyor gibi bir değişik bir şey oluyor. Evet şurada bir 5 serisi 60'ımız var simsiyah ama hoşuma gitmiyor simsiyah. Sonra burada bir aksorumuz var. Evet arkadaşlar aksoru en sona bırakacağım. Şöyle Mazda'mızı devam edelim. Mazda'yı nasıl yapsam? Üstü kapalı yapacağım. Üstü kapalı yapacağım. Ama bu modların arasından en çok sevdiğim ya aksor ya da M5E60. Çünkü M5'i doğru düzgün yapmışlar adamlar. Gerçekten bu sefer bir modun hakkını veren bir tane mod buldum ya. Yoksa yani arkadaşlar bulmak gerçekten çok zor. Bazı modlar yani hiç uğraşmıyorlar bazı modlarla. Şöyle arkadaşlar eğer farları açık yapmazsanız öyle. Böyle küçük bir farlar daha eklemişler sizlere. İyi bari arabanın sesi varmış. İyi bari. Ya abicim çok yapmacık bir sesi var ya. Şöyle hemen. Ova! Tekme çaktı bizimki. Şöyle bir basalım. Arkadaşlar arabamız böyle çok güzel bir şeye dönüşecek. Şu an komik duruyor biraz. Abicim ben bir şey yapmadım. Ya bu manuel olarak mı kullanılıyor ya? O zaman bunu kullanması çok dertli bir şey. O zaman maalesef bunu kullanacağımız zaman manuelle çevireceğiz arabayı. Hemen şöyle şuradan. Evet arabayı 173 HP yapacağım. Evet arkadaşlar soft top. Aynen ya soft top olsun. Ondan sonra evet bu arabaya daha çok bence yakışmadı ya. Ben yakışmasını bekliyordum. Biz bu arabayı daha çok hep kırmızı görüyordum ben. O yüzden kırmızı yapacaktım da. Neyse. Evet arkadaşlar modifiyeye başlıyoruz. Hemen şöyle farları açalım bak. Farlar. Efsane farlar. Evet arkadaşlar şöyle hemen değiştirdik hemen. Arka jant biraz şey ya. Hah tamam. Pardon glossy'ydi. Hah tamam. Hemen şöyle değiştirdik şunu da. Bir de şu çamurluğu da değiştireceğiz aynen. Hemen şöyle marş pierimizi değiştirelim. Bu neymiş? Mazda Speed. Evet koltuklar değişsin bak hoş oldu. Evet arkadaşlar ama arabanın üstünü kapalı yapmak zorundayım maalesef. Bu neymiş? Ha bu çamurlukmuş. Tamam dursun o. Evet tampona çok yakışmasa da olsun diyelim. Şöyle bayağı efsane. Evet şu Mazda direksiyon bana çok kaba geldi. Hemen şöyle direksiyonumuzu değiştirelim. Şu neymiş? Tamam bunları da değiştirdik. Tamam o zaman burada işimiz bitti. Arabaların hepsini en son kullanacağım arkadaşlar. Evet hemen geçi geçi veriyorum şu an farkındayım. Ha bu araba farları uzunları yakınca işe yarıyor. Evet arabanın sesini dinlettim arkadaşlar size. Şöyle arabayı basalım. İyi bari tekerleği içeri girmiyor. Hop. Abicim devrildi. Ben bunun farları kapatalım ya. Evet.
Bunun farları asıl şey ama ne bileyim ya, farları çok güzel olmalı. Neyse, açık kalsın arkadaşlar, yapmadı fiyat. Hemen şöyle. Mazda MX-5 mi? Aynen öyle bir şeymiş modelim. Arkadaşlar şimdi BMW M5 E60'ımıza, efsane kasamıza geçtik. Şöyle. Buna çakar da gelecek arkadaşlar. Bu bayağı hoş bir şeye dönüşecek. Bu daha hiçbir şey. Şu arkadaşlar, bunun sunroofu da açılıyor bak. Bu hoşuma gidiyor. Sunroof açılıyor bakın. Şu açtım sunroofu. Ama sonuna kadar açılmıyor galiba. Açıyorum da sonuna kadar açılmıyor. Ay! Ha, bunu basmak hoş gözüküyor arkadaşlar. Ve buna karpuz jantları takacağız. Belki aksoru da karpuz jantlarını falan takabiliriz. Çünkü karpuz jantları çok hoşuma gidiyor benim. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar size. 06 EA mı? Evet, EA 1118. Şöyle hemen. Manuel değil. Manuel çok sıkıntılı bir şey. Ve içeriği ben her zaman bez sevmişimdir. Ve arkadaşlar bizim özel bir yazımızı hemen yaptık. Hemen şu jantlarımız karpuz takalım. Karpuz, evet. 128 karpuz. Hemen şöyle, evet, şuraya. Evet, tabii ki mavi. Mavi takalım orayı, direklerimizi. Far kaşı takalım. Far kaşı hoş duruyor. Evet, kırmızı Angel yapalım. Bak, turuncu değil de kırmızı yapalım. Xenon buz mavisi farlar. Angel farlar ve panjur. Evet. Diamond plastik. Diamond krom. Ve Osmanlı tuğramız takalım arkadaşlar. İkisini birlikte takalım. Hatta Türk bayrağını falan. Hepsi tamam. Çok hoş gözüktü. Ha, iPhone 8 takalım var bunun. Ha, GPS daha iyi. Evet. O tuşuyla. Işık N tuşuyla sirenimizi takalım. Hemen şuraya sticker'ımızı takalım. Arkaya. Bayağı sticker seçeneği varmış. Şu hoşuma gitti benim. Yani şu arkamıza perdemizi de takalım. Şöyle hemen taktık. Plakayı da M5 plakası yapalım şöyle. Plastik piyano bilek. Piyano bilek bir rüzgarlığımız olsun. Tek çıkış, çift çıkış siyah olsun. Hemen arkadaşlar şöyle beyaz karbon bir tane direksiyon yaptık. Evet arkadaşlar, lütfen. Bak, lütfen bunu yazın. Sizce şu joystick vites mi daha güzel? Kobra vites mi? Yani şu an arkadaşı stok bırakacağım. Ama eğer yorumlara yazın lütfen. İzleyenler lütfen yoruma yazsın. Eğer izlerseniz ve yorum yaparsanız, mesela diyelim kobra vites güzel dediniz. Eğer kobra vites veya joystick vites, mesela kobra vites fazla çıktı, o zaman bir videoda M5 ile alakalı olması da M5'i hemen çıkaracağım böyle 2 dakikalığına videoya. Göstereceğim kobra mı joystick mi diye. Eğer joystick seçtiyseniz joystick taktığımı göstereceğim size. Yani o seçeneği, çünkü ikisi de hoşuma gidiyor benim. O yüzden lütfen siz seçin. Ama şöyle arkadaşlar, şuradan direklerimizi mavi yapmıştık galiba, değil mi? Yani şu arkadaşlar, kocaman bir nargile var şurada da. Her neyse. Ama şöyle, evet, beyaz karbon hoş duruyor her zaman. Şuraya, evet. Arkadaşlar bu biraz baga giriyor sallanırken, o yüzden bunu takmayacağım. Sonra sunroof ile ilgili zaten bir şey yok. O zaman evet, reklam yapmayalım. Paspas, Utayıkamın paspası. Reklam yok arkadaşlar. Hemen 112 bin liraya M5'imizin modifiyesinden de çıktık arkadaşlar. Hemen eğrimizi basalım. Basılmıyor mu eğer? Ha, çalıştırınca basılıyormuş. Evet arkadaşlar, en çok sevdiğim eğir ayarını hemen size göstereyim şöyle. Bak, şu şey gözükmeyecek. Tekerlek gözükmeyecek. Ha, evet arkadaşlar, en güzel böyle seviyorum. Yeri neredeyse sıfır. Şöyle. Evet arkadaşlar.
arkadaşlar şöyle efsane bir şeye dönüştü bizim M5. Zaten öyleydi. Hemen güzelleştirdik M5'imizi. Şöyle Mercedes Axor. Ben bunu bir 40 ayak bekliyordum modu yüklediğimde. Meğersem böyle tırmış. Tır kafası. Ben size şöyle bir, inşallah bunun da bir sesi vardır böyle güzel. Hemen takalım. Evet. Evet, şurada bir Türk bayrağı gördüm. Bu nasıl bir sestir ya? Yalnız argacı bildiğin araba bu ya. Hiç sesiyle uğraşılmamış. Evet arkadaşlar, yerle dip yaptık. Ama biz kaldıralım. Şöyle. Hemen. Mazda'yı en sona bırakacağız arkadaşlar sürerken. Çünkü o manuel ya. Yalnız farlar da çok yapmacık duruyor. İnşallah yanıyordur dedim. Ve yanıyormuş zaten. İyi ya. Araba sesi çıkmasaydı hoş olacaktı ama. Toran baga girdi arkadaşlar. Şöyle. Ya bu Axor havası vermiyor ya bence. Ben gaza basalım. Ne bileyim, Axor havası veremedi bu bana. Şöyle Axor havası bana gelmedi bence çok. Evet arkadaşlar. Çok hevesliydim Axor falan vardı ya, ama ne bileyim ya, hevesim gitti sanki. Neyse ya. Şöyle hemen aldırmıyoruz. Hemen devam ediyoruz. Evet bak. Yıldız her zaman yıldızdır. Şöyle lafı çalmayalım ama her neyse hadi. Şöyle Osman neden yazıyor kardeşim? Biz Osman değiliz. Aa bak, bu garip bir şeymiş. Her neyse. Ama Axor yazmıyor burada. Ha biz ayarlıyorduk, doğru. Bu arkadaşa uğraşmak isteyenler onunla da uğraşabilir tabii ki. Şimdi bu neyin siyahlığı, ben onu anlamadım. Siyah yapalım şunu. Ha doğru. Ha tamam. Aracımız simsiyah. Ama bembeyaz olsa zaten logo çok çıkmıyor ortaya. Evet artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle karpuz jantımızı takalım. Ama yok. Neyse. Her zaman biz stok bırakalım şunları. Her zaman elliyoruz zaten. Bir kere de ellemeyelim. Değil mi? Hemen şöyle. Uzattık bayağı. Tamam. Yan tarafları ben her zaman şunları takarım. Yani doğru taktım değil mi bunu? Heh tamam, doğru takmışım. Ondan sonra şuraya da hemen arkaya kıvırtmalıdan takıyorum. Hemen bir önüne de düz takıyorum. Evet arkadaşlar, buraya ben bir şekiller yaparım ben. Mesela en kenarlara bunları takarım. Ondan sonra onun kenarlarına bunları takarım. Ve ortaya da şöyle garip bir şey takarım işte, uydururum bir şeyler. O şu Osman yazısı olmasa yalnız daha hoş bir şey olacaktı, onu söyleyeyim. Artık Osman'ı kim koyduysa oraya. Şöyle büstürü de çakar ekleyelim. En üstte de kornalar ekleyeceğiz arkadaşlar. Büstürü garip garip kornalar olacak. Yani şöyle buraları tak çakarlar ekledik. Ondan sonra hemen bir üstte şu garip bir şeyi taktık. Onun altına şunu. Onun altına şu garip şeyi. Onun altına şunu. Onun altına da tabii ki şunu arkadaşlar. Şunu demek her zaman hoş olur. Hemen bunu da boyalı yapalım. Bu ney parçası? Yan ayna mı? Yan ayna diye geçiyor galiba. Evet, kapı kollarını boyalı yaptık. Her şey de boyalı oldu. Plastik parça kalmadı maşallah. Hemen tekerler biraz indi sanki ya aşağı. Neyse beyaz yapalım biz şunları. Hemen tekerleğin kenarlarını beyaz yaptık arkadaşlar.
Arka çocuklar ak dizel. Bak kardeşim. Aynen reklam yok. Reklam yok. Ha yapsak mı ya yine de? Ak dizel. Arkadaşlar artık Marseille'si olan yaptırır yani. Biz şöyle. Ama reklam yapalım ya. İnsanlara yararımız olsun. hemen şöyle. Onun zaten gerçek olduğundan da haberim bile yok. Şöyle ama direksiyon mu bu? Yok standart plakaymış. Ne? Ha tamam bunu takalım bak boş bir şey. Tabii bir aksora biniyorsanız altın kurallardan biridir yani bence bu. Bence. Tamam. Şuraya çok sıradanlaşmış bir şey takayım dedim. O takılmıyormuş. O araba var ya. O çok sıradanlaşmış bir şey. Şöyle bir tane çanta atalım şuraya. Aynı çantadan buraya da mı atsak? Neyse. Şöyle oraya bir şey koymayalım. Hava tabancası mı? Aa, evet. Doğru. 1, 2, 3, 4. Bence içeriye en uygun olan bu. Yok bu. Tamam. Ondan sonra bunlar falan bitti. Ha bu hava tabancasının. Bu neymiş? Buraya arkadaşlar bir tane kuru kafamı taksak. O zaman buraya da şöyle karizma bir şey takalım. Bu neymiş? Evet bak. Sen aksora biniyorsun. Unutma bu perdeleri. Aksora biniyorsan perde de takacaksındır kardeşim. Hemen başka da bir şey kalmadı. En pahalı bu oldu bize. Evet arkadaşlar kornasını değiştirdik. Ya bildiğin tofaş sesi çıkıyor bu çalışırken ya. Şu ışıldak bir şeye dönüştü arkadaşlar bizim aksor. Şu skanyalara kafa atıyoruz. Evet arkadaşlar o zaman sürmeye Mazda en son. O zaman M5 ile başlayalım. Zaten biraz sürdüm ben. O yüzden en son Mazda en son ondan sonra Golf ondan sonra da Aksor'umuzu süreceğiz o zaman. Çünkü ben Golf'ü biraz sürdüm. Yani en son bırakayım o yüzden. Hemen şöyle Q'ya basalım ve çalıştıralım. Bence en hoşu arkadaşlar M5 oldu yine siz yazın. Şöyle hemen dönelim dönelim. Evet. Şöyle şuradan da döndük. Ancak ben yanlış yere döndüm değil mi? Yani şuradan haritayı açalım arkadaşlar. Aynen. Ben şuraya gideceğim. Tamam. 72 kilo. Biraz uzadı yolumuz. Ama dur ya çok uzadı arkadaşlar. Dön geri kardeşim. Şu an patinaj atıyor değil mi araba? Yani bence de sorun olmasın. Yeni rota olmasın. Neden her şey mosmor ya burada? Büyük ihtimalle aksordan dolayı. Aman hani cam filmleri. Bak ben cam filmleri nasıl ki onu da bilmiyorum. Abicim kusura bakmayın yani ben de burada bir M5'im çılgınlık yapıyorum. Bak plakayı küçülttüm artık şikayet edecek olursanız bu plakayı verirsiniz. Yani dikkat çeksin diye yaptım. Şu arkadaşlar sunroofumuzu da açalım. Evet şu dörtlerimizi yakalım tehlike saçıyorum arkadaşlar. Polis abim nasılsın? Tamam. Polis abi şekil şükür yapıyor. Abim nereye kaçıyorsun? Arkadaşlar polis abimize yine şekil şükür yaptık. Evet arkadaşlar. Dikkat bu video çakarlıdır. Arkadaşlar dikkat edin bu video çakarlıdır. Hemen uçuyoruz şöyle. Bayağı efsane bir M5. Ben bu M5'i bayağı çıkardım ya değil mi videoları? Aynen.
kanalın ünlüsü oldu arkadaşlar bu BMW. Bir kere çıkardım galiba. Şöyle. Uçuyoruz 240'la. Şimdi arkadaşlar Supra gibi uçsa efsane olurdu. O 300 basıyor. Supra. Dön. Evet. Allah çevirme var. Arkadaşlar oradan nasıl sıyrıldık ya. Evet arkadaşlar tehlike saçıyorum diye boşuna demedim. Bu video yine söylüyorum. Dikkat çakar içermektedir. Evet şöyle hemen dönelim biz. Şu benzinlik de bitecek arkadaşlar. Hop araba kaydı. Bayağı güzel olmuş. Ellerime sağlık diyeyim artık. Eğer aranızda ta videoları buraya kadar izleyen varsa onlara da gerçekten teşekkür ederim. Yani teşekkürler. Şu hemen şu garip bir yerde yine bırakıyorum size arkadaşlar. Evet sıra arkadaşlar Aksor'umuzda. Şöyle hemen çıkalım. Yani şu arabamızı basalım. Her arabayı burada basıyorum arkadaşlar bir kere. Evet arkadaşlar sıra Aksor'da. Evet hemen geçelim arkadaşlar Aksor'umuza. Ay arkadaşlar 3-4 milyon gitti. Şu arabaları hem modifiye edeyim hem arabaları satın alayım derken 3-4 milyon çarçur oldu hemen 2 dakikada. Bayağı harcandı. Arkadaşlar şu modifiyenin şu arabaların alınması bile bir hayli para alıyor. 2-3 milyon zaten oraya gitti. Lütfen arkadaşlar şuradan benim bir takip yani bir abone olun lütfen ya. Ve arkadaşlar o taraflarda bir tane beğenme tuşu olacak. O sizin için orada. Yani sizin basabilmeniz için. Ve like atma tuşuna basarsanız da çok sevinirim. Ben şöyle dönelim. Dorse mi alsak ya? Ama Dorse'ye de şimdi oraya çıkamayız. Biz zorlanırız. Hemen dönelim. Hop devriliyordum. Hop devrileceğim de zaten. Bu çok devrilecekmiş gibi his veriyor. Hemen arkadaşlar şöyle çakarlarımızı açtık. Açtık ama belli olmuyor. O zaman bir uyusak mı? Bence de uyuyalım. Ama kafayı çok sallıyor bu. Ha, en sonunda bir kafayı vuruverdi. Hayır. Dur bir daha geri al. Tekrar kafa atalım. Yani şurada dinlenelim. Evet arkadaşlar gecenin 4'ü şu an saat. Çakarlarımız yanıyor mu? Arkadaşlar çakarlar sahte çıktı. Of ya arkadaşlar bize kakalamışlar. Maşallah Luna Park gibi aksorumuz var arkadaşlar. Şöyle biraz camlar karartmalı. Hava yalnız bu kadar kasması normal değil mi? Şöyle. Arkadaşlar bu sefer de ne için uyaralım size? Evet bu sefer de bu modu yapana uyarıyorum. Kardeşim şimdi şu aydan yazısı var ya. Oraya bence herkes ismini yazmalı. O yüzden bence bu modu geliştirirken oraya isim yazma özelliği de eklersen çok seviniriz. Hemen uyaralım şöyle. Böylece ismi Aydan olmayan herkes kolaylıkla seve seve kullanabilir şu aksoru. Evet. Evet arkadaşlar hemen şu adama toslamazsak iyi. Ooo aksor makas. Arkadaşlar dikkat. Makas içerir onu da söyleyeyim. Dikkat bu video neredeyse ETS2'de yaşanan bütün olayları içermektedir neredeyse. Arkadaşlar size uzunları da çekeyim. Evet. Şu arkadaşlar öf yakıyor ya. Evet arkadaşlar inşallah böyle bir şey inşallah hangi araba istiyorsanız o araba sizin olur arkadaşlar. Hemen şöyle. Yanında bir Almancı mı var acaba? Şu an
herkes Almancı bence burada. Çünkü Almanya'dayız. Çok garip bir şekilde. Herkes Almancı arkadaşlar burada ya. Çok dışlanıyoruz 61 plakayla. Trabzonluyuz arkadaşlar biz. Hatta plakanın kenarında o yüzden Türk bayrağı koyduk. Türklerin gücünü Almanya'da da gösteriyoruz. Uzunlar çekeyim. Aradan bir yıldız geldiğini görsünler. Abicim sen ne gör? Adam şu an ölmüş olması lazımdı. Dikiz aynam da yok ki. Dikiz aynası yok arabada. Dikiz aynasının içi boş. Abicim bu boş paket olarak gelmiş bana. Arkadaşlar Mercedes Aksor'un boş paketinde aynaların içi de bulunmamaktadır. Bunu da uyarayım. Dolu paket alın yani alırken arabayı. Şöyle. Hemen süspansiyonları yükseltelim. Çok kastı ya. Evet arkadaşlar. Çok değişik bir görüntü ortaya çıktı. Evet şöyle ters koyayım hemen tırımızı. Dön. Yalnız teker fazla dönüyor sanki. Ben şöyle. Gel geri. Dur. Hayır yanlış girdik. Buraya da girer mi acaba tır ya? Abi yerin dibini buldu zaten ön taraf. Dur kaldırayım biraz. Evet yerin dibini boylamasın. Evet arkadaşlar şöyle kaldırdık ama Allah. Her taraf sığmıyor ki bu arabanın. Kocaman tırı da burayı kaldırmaya çalışıyoruz ya. Her tarafı artık kalktı. Dur ya ben bunu indireyim çünkü doğru düzgün koyamadım. Kafayı da amma sallıyor bu. Evet şimdi arkadaşlar profesör. Bak şunu da uyarayım. Şuraya Osman yazısını koyma ya. Ya hiç olmazsa tam Aydın yazısını uyardık. Osman yazısını koyma bari bak. Öyle bir şey olmasın. Allah. Aydın Osman mı acaba bunu yapan adam? Hop. Allah. Bak kardeşim. Benim aksorum naziktir. Beni burada bağırttırma şimdi. Ova yine yerin dibini boyladık. Şöyle. Ya biz burayı sokmadan galiba video bitmeyecek arkadaşlar. Ya da sokasıya kadar video bitecek diyeyim. Bak bu teker şimdi buraya neden düştü? Bana bir sebep söyleyin bunu. Hop Allah yine düştü. Bu teker çıktı. Bu teker çıkmadı. Bak bu sefer de bu teker düştü. Dur kardeşim. Geçme. Hemen. Ya tırı stop ettirdik ya. Şu teker çıksın benim için yeterli artık. Evet arkadaşlar şöyle koyduk en sonunda. Evet şimdi Golf R'da sıra. Ya da Golf'ları artık bence sürmeye gerek yok. Var mı? Ne hemen şöyle göstereyim arabayı size. Yani bence sürmeye gerek yok. O yüzden ben hemen şöyle size Mazda'mızı göstereyim. Şu farlar falan açıkken hiç hoşuma gitmiyor ama komiklik olsun diye de açtırdım ya. Yoksa açtırmayacaktım. Şöyle. Neyse arkadaşlar bunu manuel kullanacağız doğru. Bak manuel kullanacaktı. Hemen kontrollerden gerçek otomatik yerine sıralı. Yok gerçek otomatikte kaldı. Yani sıralıyı aldık. Oo uçuyor bak. 173'e hiç bir yaptık ya. Oo arkadaşlar yakıyor bu ya. Ben bunu bilseydim önceden alırdım. Şu camları da açtık. Ama bu çok kayıyor ya. Drift atıyor bu. Dur. Tamam vites değiştirdik de. Kardeşim hemen o kadar yükseltme vitesi ya. Arabaya zarar vereceksin.
Ben şöyle. M5 arkadaşlar. Mazda bile M5'i destekliyor. Hop Allah. Bas 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 bas. Vites artık yükselmiyor. 5. viteste tıkanıyor araba. Şöyle hemen. Araba güzelmiş arkadaşlar ya. Ya vites hemen bu kadar yükseltmesin bu arabada ya. Arkadaşlar bu araba uçuyor. Bir dakika, ben bunu otobanda göreceğim. Bir dakika. Hemen dörtleri yakalım. Niye tehlike saçıyoruz arkadaşlar? Hemen bağırsın egzozumuz. Var X. Evet, Mustang'ı durdurmuş abimiz. Hemen arkadaşlar, az önce Mustang'ı durdurmuş bizim polisimiz. İnşallah bizi de durdurmaz. Yani geçtiğimiz yerlerde. Her yer polis kaynıyor ya. Evet, Volvo benim önümde durduğuna pişman oldu. Ve yine bir kaza. Ben yapmadım, ben karışmadım bu kazaya. Yol verme kavgası işte. Vay be, 210 basıyormuş bu Mazda. İyi be. Ben 210 basıyordum. 16, 17, 8, 9, 20. 23, Allah 0, ay 5. Bak. O Fiat var ya, en doğru şeyi yaptı. Önümden çekildi. 32, 33, 34, 35. Hadi 35. Tamam, 35'i gördük en fazla. Ama fren konusunda bir kaydırma sorduğumuz var. Abicim beni burada bırakma ya. Arkadaşlar burada kaldık. Maalesef. Arkadaşlar şöyle. Beni kurtarmaya gelin. Nerede olduğumu hemen haritadan göstereyim. Burası neresi oluyor ya? Dur bir dakika. Ben sizi hemen arkadaşlar şehre götüreyim ben sizi. Bakın şöyle Amazon ormanlarının arasında. Oo arkadaşlar. Bakın madene getirdim size. Bir dakika. Şu Amazon ormanlarının arasından geçiyorsunuz. Ya ben size haritada göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu şehre gelin. Beni buradan kurtarın ya. Lütfen arkadaşlar. Kaldık burada. Bizim araba nerede? Kaybettik arabayı. Hah, geldim geldim. Burada olması lazımdı. Öbür tarafta mı kaldı? Bir dakika. O zaman biz 1'e basalım. Heh, arabayı bulduk arkadaşlar. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Ters bir görünüşle. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.